Bellek Müzesi Türkiye 1960-1980 yılları arasında önemli ekonomik, siyasi ve toplumsal dönüşümler geçirdi. Bu dönemin en belirgin özelliklerinden biri, ordunun etkin bir siyasi güç olarak rol oynaması ve bu durumun darbelere yol açmasıydı. Bu darbeler arasında 12 Eylül 1980'de gerçekleştirilen askeri darbe, Türkiye'nin 3. büyük askeri darbesi olarak tarihe geçti ve toplumda derin yaralar açtı. Darbe sonrası dönemde gözaltında ve askeri cezaevlerinde yaşanan geniş çaplı insan hakları ihlalleri, 12 Eylül rejiminin karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Tarihsel adalet için Bellek Müzesi tam da bu karanlık dönemin izlerini silmek ve adalet arayışını diri tutmak amacıyla kuruldu. 2020 yazında Research Institute on Turkey'nin Kolektif Hafıza Çalışma Grubu tarafından başlatılan bu proje 2021'de uzman bir ekip tarafından hayata geçirildi bellek çalışmaları, arşiv ve dokümantasyon, hukuk ve sözlü tarih alanlarında uzmanlaşmış kişilerden oluşan ekip, 12 Eylül darbesi döneminde yaşanan insan hakları ihlallerini kayda geçirmek ve bu ihlallerin unutulmasını engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Müze, işkence, zorla kaybetme, hukuk dışı keyfi infaz, idam ve cinsel şiddet gibi insanlığa karşı işlenen suçları beş ana kategori altında topluyor. Müze koleksiyonları, devrimci mücadele, öğrenci hareketleri, sendikal örgütlenme ve kadın mücadelesi gibi tanıklıkları içeriyor. 235 dijital, 93 fiziki dava dosyası, binlerce sayfalık hukuki belge, 40 bin bellek nesnesi, 300 saati aşan 120 sözlü tarih kaydı, 518 fiziki belge, 65 gazete ve 150 kitap gibi geniş bir materyal yelpazesi müzenin hafızalaştırma çabalarının bir parçasını oluşturuyor. Müze sadece bir arşiv değil, aynı zamanda insan hakları ihlallerine karşı adalet arayışının simgesi olarak da işlev görüyor. Türkiye'deki tek işkence haritası müzenin koleksiyonlarında yer alıyor ve sürekli güncelleniyor. Bu harita, işkencenin sistematik bir devlet politikası olarak nasıl uygulandığını belgelemesi açısından büyük önem taşıyor. 2023 yılında İstanbul Tütün Deposu'nda gerçekleştirilen Geçmiş Bugündür sergisiyle, müze dijital koleksiyonlarını fiziksel bir alana taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştı. Serginin yönetimini Eylem Delikanlı, Aylin Tekiner ve Sevim Sancaktar üstlendi. Bu sergi, Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi'nin geçmişle yüzleşme ve adalet arayışında nedenli önemli bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne serdi. Tarihsel Adalet İçin Bellek Müzesi, Türkiye'deki darbe geçmişiyle yüzleşmek ve bu süreçte yaşanan insan hakları ihlallerini görünür kılmak adına hem dijital hem de fiziksel alanlarda etkin bir hafıza mekanı oluşturmayı hedefliyor. Müzenin içeriği 12 Eylül darbesinin tüm hak ihlallerini kapsamayabilir. Ancak bu koleksiyonlar yeni bilgi ve belgelerle sürekli olarak güncellenmektedir. Müze geçmişin karanlık sayfalarını aydınlatmak ve toplumda bir daha benzer acıların yaşanmaması için önemli bir görev üstlenmektedir.